Emirhan da dahil olmak üzere, Rıdvan da dahil olmak üzere Vida ile sözleşmenin bitmesi gibi savunmanın o dinamizmini bir şekilde sağlayan oyuncularla yolların ayrılmak bir kısmıyla ayrılmak zorunda kalınması ve yerine gelen oyuncuların da bugün baktığımızda Tayyip gibi işte olayın artık sonuna yaklaşıldığında gelen ve bugün ilk 11'e giren yani Beşiktaş'ta kamp görmemiş ya da antrenmanı çok az oyuncularla bir sistem kurmaya çalışan, bir savunma oyunu kurmaya çalışan bir Valin İsmail var. Artı kontrat imzalamadığı gerekçesiyle bir enteresan bir şekilde kendisiyle alakalı bir cephe oluşturulmuş olan bir Ersin var kaleci. Ve bugün Ersin'in bir dönem işte iki maç kadar da olsa işte Emre ile yer değiştirmiş olmasının da altında yatan sebeplerden biri olduğu söyleniyor bu durumun. Gibi Valen İsmail'e biraz yönetim tarafından gelen bu tarz bazı oyuncularla ilgili anladığım kadarıyla tavsiyeler var. Oynatma konusunda. Ama bunu Valen İsmail ne kadar ortaya koyuyor kısmı bilmiyorum. Bu biraz garip bir durum. Ama Beşiktaş zaten savunması bu kadar darmadağınken üstüne bir de Ersin olayı işin içine girince performans olarak Ersin çok mu iyi? Hayır, değil. Yani ceza sahası Yani dışından yedi. kalesine gelen son 6 isabetli şutun da filelerle buluşması. Yani birincisi bu oyunun en fazla mental anlamda güçlü olunmayı gerektiren mevkisi kaleciliktir. Ve siz kalecinizi mental anlamda korumanız gerekirken kontrat imzalamadığı için kenara çekerseniz tırnak içerisinde iddialar bu yönde. O zaman oyuncunuzu zaten bu yaştaki 21-22 yaşındaki bir oyuncunun daha da zihinsel olarak zora sokabilirsiniz. Biraz performans vermesi için oyuncunun yanında olmanız gerekiyor. Yani bugün Emirhan gitti, Rıdvan gitti, Ersin gitmek ya da işte bir şekilde sezon sonu ayrılmak ya da kontrat imzalamayayım bir şekilde yollar ayrılsın gideyim düşüncesindeyse de burada öz eleştiriyi yönetim olarak kendiniz de yapacaksınız bir taraftan. Ne oluyor arkadaş diye. Ama burada Beşiktaş'ın savunması zaten çatırdarken kalecinizle de siz çatışmayacaksınız. Şimdi bir haberimiz var. Onu da Ben bir ekleme yapayım hani tabii. konuyla ilgili. Yok, bağlantılı bir haber girecektim. Onun üzerine alacaktım ama buyur. Şöyle ki Ersin'in aslında konsantrasyon kaybı sözleşmeyle değil de biraz Avrupa'ya gitmekle alakalıydı. Neden? Hemen bir flashback yapayım. Ersin sezon yaz transfer dönemi girerken menajer değişikliği yapmıştı. Yabancı bir menajere geçmişti ve oradan bir teklif alabileceğini ümit etti Avrupa'dan. Aynı Rıdvan gibi, Emirhan gibi ve Serdar Saatçi gibi Avrupa'ya gitme isteği ve arzusu vardı. Bu gerçekleşmeyince eski menajerine geri dönüş yaptı zaten. Kısaca hayalleri suya düşmüş oldu bu yaz transfer döneminde. Resmi teklif alamadı. Çok ilgilenen oldu biliyoruz. Ev kulübe soruşturmalar, sürekli menajerler vesaire. Maçlarını takip edenler, bizzat benim de tanıştığım insanlar olmuştu statta, yabancı kulüplerin scoutingleri vesaire. Ama o resmi teklif gelmedi Ersin için. Bu bir moral bozukluğu oldu mu? Ersin'de oldu. Evet. Sonrasındaki sözleşme görüşmelerinde iki taraf da aslında sözleşme imzalamak istiyor. Bunda bir problem yok. Sadece rakamsal farklar. Bu pazarlıklarda ama bugün, ama yarın, ama biraz daha sürer. Ama iki tarafında sözleşme imzalamak istediğini biliyorum. Bu konuda bir problem yok. Problem şurada. Ersin Avrupa'ya gitmek istiyordu. Evet, ama bu sezon olmadı diye sanki dünyanın sonu gibi davranmasına gerek yok. Yani ertesi sezon olabilir. Performansını üzerine katarak ilerlerseniz bu sezon alamadığınız teklifleri alabilirsiniz. Biraz sahaya odaklanması gerekir. Sözleşme konularını da zaten şu an görüşüyorlar. Hatta Başkan Ahmet Nur Çebi de görüşecek kendisiyle. 4 yıllık bir kontrat önerisi de var. Ersin'in istediği bir rakam var. Beşiktaş'ın önerdiği bir rakam var. Ersin'e geçtiğimiz sezon hakkı verilmediğini ben bir kez daha tekrarlayayım. Bunu söylemekte bir beis yok. Çünkü Ersin hala altyapıdan çıktığı sözleşmeyle oynuyor. Bu sözleşmelerin bir an önce revize edilmesi gerekiyor. Peki bir de şimdi Ocak ayında ayrılacaklara dair bir haberimiz var. Onu ekrana getirelim. Hazır bu döneme de yaklaşıyorken devre arası transfer dönemi için çalışmalar erken başladı. Stoper takviyesi yapmayı düşünen yönetim iki isimle de yolları ayırmayı planlıyor diyoruz. Haberimizde bir detayları izleyelim. Evet, Ersin'le ilgili detaylar bu şekilde ama diğer yandan Montero ve Wellington'la yollar ayrılabilir. Sağ stoper takviyesi de gündemde diyoruz. Beşiktaş yönetimi yolları ayırmak istiyor da futbolcular pek o kadar istekli değil bu işlere. Transfer dönemi açıkken Boyd ve Montero'ya zaten hani gitmeleri yönünde tavsiyelerde bulundular. Boyd'un son sezonu hani başka bir kulübe direkt bonservisiyle verilmesi planlanıyordu. Montero'ya ise bu sezon Saiss ve Emre Can Uzunan
Hani yedek stoper olarak da rotasyonda Emre Can düşünüyordu. Saiz var orada. Çok fazla süre bulamazsın. Git ve başka bir kulüpte oynayarak geri dön denildi. Çünkü Beşiktaş'ın kontratı 2025'e kadar, 24-25'e kadar devam ediyor. Ama buna rağmen Süper Lig'den aldığı teklifleri kabul etmedi ve gayet güzel yerlerdi yani kendisi için de. Kabul etmedi, hiçbir şekilde ayrılmadı. Şimdi devre arası nasıl ayrılır? Şimdi yaz transfer döneminde aldığı tekliflere bakıyorum. Devre arası nereden teklif gelir? Teklifler cezbeder mi? Hep bu İstanbul'da kalma merakı var bazı yabancı futbolcularda özellikle. Neden hani evet olmasın? Planlar bu yönde. Gitsin oynasın düşüncesi. Hani gözden çıkarılma durumu değil tamamen Montreux. Hani bu saatten sonra Montreux Beşiktaş'ta oynamaz durumu değil. Saiz var. Saiz oynuyor. Süresi az olacak. En azından süre bulsun bir yerde. Kendini performans olarak da geliştirebilir. Geçtiğimiz sezon Salih Uçan gitti. Geri geldi. Daha güçlü bir şekilde döndü. Wellington'la ilgili ise El İttifak teklif yaptığında Valerian İsmail pek gönüllü değildi göndermeye. Şimdi bir anda bir maçta gözden çıkarıldı acaba. Yani bonservis pazarlıkları yapıldı, her şey yapıldı ama Valerian İsmail'in basın toplantısında da bir ifadesi vardı. Romain Saiz de biz Wellington'un iyi bir ikili olabileceğine inanmıştık dedi. Sampdoria maçı sonrasıydı diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. İyi bir ikili olabileceğine inanmıştık dedi. Yani ben Valerian İsmail'in bir maçta gözden çıkarma huyu var mı diye düşünmeye başladım. Neden? Alanya Spor maçında hatırlayın. Beşiktaş 10 kişi kaldı. İkinci devreye çıkarken sahada ilk yarının en iyilerinden Enkudu, Salih Uçan vesaire yok. Sahaya kim girmişti? Tyler Boyd. Evet. Skoru koruması için. Savunma doğru. Arkasına koşu yapsın vesaire düşüncesiyle. Kendi ifadesiyle Tyler Boyd alınmıştı. Peki Alanya maçında oyunda Beşiktaş'ın skorunu koruması için, işte planlarda önem verdiğiniz için sahaya attığınız Tyler Boyd, Alanya maçından sonraki 5 haftalık periyotta nerede? Yok. Artık zaten devre arasına kadar yok. Lisansı çıkmadı. Bir maçta silme huyu biraz enteresan geliyor. Peki Taner, sen evet. Özellikle bu savunmadaki arızanın Ocak ayında, şimdi Beşiktaş iyi bir transfer dönemi geçirdi aslında. Savunmayı dışarıda tutacak olursak eğer, başarılı bir transfer dönemi. Vegos, Dele Alli gibi önemli isimler de kadroya katıldı. Aynı zamanda Muleka, Masuaku ama bu savunmadaki arızada görünen o ki devre arası transfer döneminde onarılmaya çalışılacak. Ama Montero ve Wellington'un yeterli görünmesi belki de. Nasıl değerlendiririz? Şöyle, Beşiktaş'taki sorun savunmadaki oyuncuların kapasite problemi mi? Yoksa bu eldeki mevcut oyuncuların yeterli kapasitesini ortaya koyamayan bir teknik anlayış mı derseniz ben biraz daha ikincisindeyim. Bugün dönem dönem Vida varken Vida'nın da ağır eleştirildi ki ben de eleştirenlerden eleştirebileceğimiz çok fazla maçı vardı zaten. Oyuncular da bulundu ve şu an Montero'da, Wellington'da dahil olmak üzere Beşiktaş'ın elinde Saiz, şimdi sayalım bak savunmayı. Saiz, Rozier, Montero, Umut Meraş, Wellington, Tayyip. Buraya Necip'i de hadi dahil edelim. Ön tarafa geliyorsunuz. Ön tarafta iyi performans veren Salih Uçan var. Josep de Souza var. Yine sayabileceğimiz merkezde daha fazla adam var. Zaten Beşiktaş'ın elinde performans alabileceği yeterince oyuncusu var. Beşiktaş'ın burada engellenmesi gereken nokta biraz rakibi kalesine yaklaştırma konusunu çözmesi de gerekiyor. Beşiktaş'ın rakipleri ki son karşılaşmada yapılan açıklamayı hatırlayalım. Biz İstanbulspor teknik heyetinin yaptığı açıklama, Osman Hoca'nın yaptığı açıklama. Beşiktaş'ın kalesine uzaktan atılan şutlar çok gol oluyordu. Biz de uzaktan şut denedik dedi. 2 saat boyunca 25 metreden gol çalıştık dedi. Siz o zaman bir zahmet rakiplerinizin kalenize uzaktan da olsa bir şekilde şut atmasını, tehlike atmasını engelleyecek merkez oyununuzu geliştirin. Beşiktaş'ın savunma dörtlüsüyle ya da beşlisiyle ya da altısıyla bir derdin olduğunu çok da düşünmüyorum.